arkadaşlar, yeni bir Forza Horizon 4 videosuyla beraberiz. Bu videomuzda drift yapacağız. Uzun zamandır drift yapmıyordum. Canım drift yapmak istiyor, ancak bu videonun da farklı bir konsepti olacak. Tek başımayım öncelikle. 4 farklı araba var. Hepsi drift arabası ve tamamıyla kendi yapımı olan arabalar. Hiçbir şekilde hazır modifikasyon kullanmadan tamamını kendi modifiye ettim. Arabanın dış görünüşünden jantına kadar. Bu arabalarla bir kere servis adasında drift yolunda yukarı çıkacağım dağdan. Bir kere de aşağı ineceğim her arabayla. En yüksek skoru hangisi yapacak, hangisi en iyi drift arabası, onları göreceğiz. İsterseniz arabaları tek tek inceleyelim. İlk arabamız BMW E46 GTR, M3 GTR, E46 M3 GTR. Bu araba 2002 model, çok güzel bir araba. Hatta eğer ki ikinci kanalımı biliyorsanız orada da görmüşsünüzdür. Ben bu arabayı gerçekten satın aldım. Tabii M3 GTR değil, hatta M3 bile değil. 330'unu satın aldım ve arabaya aynen böyle bir swap yapmaya çalışacağız. Aynen şu görüntüye ulaştırmaya çalışacağız. Çok heyecanlandırıyor bu durum beni. Eğer ki videosunu izlemediyseniz henüz, yeni arabanın videosunu, tam şurada olan bir i kartı var. O i kartına tıklayarak mutlaka o videoyu izleyin. M3 GTR'a baktık. Şimdi arabaları hepsini tek tek seçip göstermeyeceğim size. Diğer arabalarımızı da gösterelim. Topu topu 4 araba. İlk arabamız buydu. İkinci arabamız Nissan 370Z arkadaşlar. Bu arabayı da tamamen kendim modifiye ettim. Gördüğünüz üzere harika bir rengi var arabanın. Muhteşem bir dış görüntüsü var. Bunu canlı yayında yaptık hatta. Hatta bütün arabaları canlı yayında yaptık ve bayağı bir eğlendik yaparken. 370Z'ydi ikinci arabamız. Ondan sonra tabii ki de drift arabalarının olmazsa olmazı Nissan 350Z var bir sonraki arabamızda. Lan bir dur. Bir arabanın etrafına bakalım. Bu araba stok renginde, klasik Nissan 350Z rengi, GTR rengi, Nissan turuncusu hatta. Jantları falan tamamıyla kendim seçtim. Hastasıyım bu arabanın, hepiniz biliyorsunuz zaten. Üçüncü arabamız bu. Sonuncu arabamız ise Ford Honigan. Honiganlar diye geçiyor bunlar. Honiganlar drift arabaları. 1978 model Ford Escort RS 1800 arabamızın modeli. Bu da aynı şekilde bir drift arabası. Çok iddialı arabalar var. Hani M3 GTR yerine şey de kullanma arasında çok kararsız kaldım. Bakın bir M3'ümüz var. Bir de M3 GTR'ımız var. İkisi de arka nitiş, ikisini de kendim yaptım. İkisi de drift arabası, ancak ikisi aynı araba sayılır yani. Hani ha o ha bu diye şey yapmak istemedim açıkçası. O yüzden böyle. İlk arabamız M3 GTR olacak. Bir bakalım nasıl yanlıyormuş ilk arabamız. İsterseniz drift alanına geçelim. Bu arada videonun başındaki arkadaşlar mutlaka videoyu like atmayı unutmayın. Like atmanız benim için çok önemli. Şimdi festival alanından şöyle bir çıkalım. Bu arada uzun zamandır da drift yapmıyorum. Maalesef ki ısınma turları M3 GTR'e denk gelecek ama şöyle bir bakınca o kadar da kötü değil. Isınırım gibime geliyor. Tamam ısınırım. Arabaları kendi modifiye ettiğim için tabii ekstra bir özgüven veriyor bu. Forza'da da yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde de yollar kupkuru. Hiç yağmur yağmıyor falan. Yalan. Forza'da 4 mevsimde de yağmur yağıyor. Çok saçma geliyor bu durum bana ama olsun. Biraz fazla ileri gittim. Azıcık geri gideyim de öyle başlayalım. El freni olabildiğince kullanmamaya gayret göstereceğim tabii ki de. Çünkü drift yaparken el freni kullanmak bana çok adil gelmiyor. Ama mecbur kalırsam, yani hoş tuş çok zor bir yerde. Direksiyonu çevirip onu tuşa zaten basamıyorum. Deneyeceğiz. Bakalım hangi arabayla daha iyi drift, hangi arabayla daha yüksek puan yapacağım. M3 GTR inanılmaz bir araba. Hastasıyım bu arabanın. Normalde hayatta BMW seven bir insan değildim ben ama çok değiştim son zamanlarda, biliyorum. Başladık, hadi bismillah dedik. Ananı bacanı, iyi bir baştan geç değil, iyi bir baştan geç değil. Acaba bu arabayla 3. viteste yanlamasak mı? 2. viteste mi yanlasak? 9000 puanla başladım. Bu iyi değil. Aa oğlum, arabanın götü toplamıyor lan. Niye toplamıyor? Taş çekil. Şöyle verelim abicim yana. Oğlum bu araba toplamıyor birazcık, Allah Allah. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir itirafta bulunayım abi. Canlı yayınlarda da aynı problemi yaşadık. Canlı yayınlarda da birazcık bu arabanın toplamama problemi vardı. Başka insanlar da yanlıyormuş burada gördüğüm kadarıyla. Ya gene 43.000 kötü bir puan değil ama buraya gelirken. Bence... Abi bu arabanın bir toplamama problemi var maalesef yani. Sırlı 6 silindirli güzel bir motora sahip. Güçlü bir araba, bir de hani güçsüz de yapmadım. Ama belki de fazla güçlü yaptım. Belki de yanlış lastik taktım. Ama neden böyle bilmiyorum. Bu durum beni birazcık üzüyor. Şöyle verelim yanımızı. Azıcık gaz. Şöyle azıcık. Bir şey söyleyeyim mi? Bu araba bence kazanamaz. Hani büyük konuşmayayım ama. Belki de sorun bendedir. Sorun arabada değildir. Aa, spin attım. Bu arada kesinlikle başarısızsın şeyi almamam gerekiyor. Şöyle kaldıralım. İki de kaldıralım arabayı yan vererek. Yani bence... Bak burada el freni kullanabilirdim.
en uygun drift arabası bence Japonlarda ama bu araba da harika bir itiş gücüne sahip. Ama neden götürü toplamıyorsun? Gerçekte de böyle değil, değil mi? Geçen gün Red Bull'un Car Park drift etkinliğindeydik ve bu arabayı bayağı bir kullanan vardı. M3 GTR değil de M3'tü ama olsun yani. Canlı yayınlarda M3 çok farklı değil. Neyse 200K barajını geçti en azından. Güzel de geldi buraya kadar. Yine çeker önünden. Oy oy oy, fazla gaz fazla gaz verdim. Ah! Hayır, direksiyonu sonuna kadar çevirmiyor muyum acaba? 237.000. Yukarı çıkarken 237.000 yaptı. Bir daha aşağı inerken yapacağız tabii yani. Benim buradaki rekorum 374.000. Başka bir BMW'yle yapmıştım. Ah be, çıktım. Tamam, kötü değil. İlk virajda 20K iyi bir puan, hatta 30K ama dur, sakın iptal etme. Geri gidemiyorsunuz. Belki Forza oynayanlar biliyordur. Forza'da geri gidince iptal ediyor abi puanı. Ama kardeşim yakışmıyor bunlar ya, yakışmıyor ya. Ben aralıksız drift yapabiliyordum eskiden. Bence götünü fazla dışa veriyorum, o yüzden böyle oluyor. Aa! Bir şey söyleyeyim mi? 80K burada çok iyi bu arada. Şu viraja gelene kadar 80K yapmış olmak güzel. Hayır! Ah, sakın sakın bozma, sakın bozma. Sakın bozma. 112.000 hiç kötü bir puan değil. Ver götü kardeşim. Bak, sıfır el freni. Sıfır el freni bak. Dikkatinizi çekerim. Güzel döndük. Hayır, güzel dönmedik. Vazgeçtim. Geri alıyorum. Ama bence yukarı çıkarken yaptığımız puanın daha iyisini yapacağız. Tabii bu birazcık da ısınma meselesi. Hadi ama be kardeşim ya. Yakışıyor mu canım kardeşim? Yapma, koyun koşuyor lan. Şimdi ben birazcık susayım, size arabanın sesiyle baş başa bırakayım diyeceğim. Onu da yapamıyorum. Yani ya sürekli konuşacağım ya hiç konuşmayacağım. Bu sefer bu nasıl video, değil mi yani? Dur bakalım, Mervan baba bu işi çözecek. Ah, bak yukarı çıkarkenki yaptığımız puanı ya kırdık. 237.000 değil mi? Bence 2 atalım abi. 3 fazla arabaya patinaj ettiriyor derken 2. Yok abi, ben anlamadım yani, bunun sebebini bilmiyorum. Ben bu arabanın götünü toplayamıyorum. Baksana, anında spine kalkıyor araba. Belki de sorun arabada değil, ben nedir? Bak bu sefer de hiç atlamadım. Ah, keşke bir 300.000 yapabilseydim. 273.000. BMW M3 GTR drift'te maksimum 273.000 puan yapabildi ve sürekli drift anlamında maalesef ki başarılı bir sonuç elde ettiremedi bize. Bence daha iyisini yapabilmeliydi. Bence yapabilmeliydi yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Yas tutacak halimiz de yok. benim favori arabama geçiyoruz. Benim favori drift arabam tabii ki de Nissan 350Z. Oyunda Fair Lady Z olarak geçiyor. Nedense 350Z olarak geçmiyor ama 370'e 370'e olarak geçiyor. Neyse. Bir bakalım drift için yaptığım bu muhteşem araba. Ah, sesini ölürüm. Sesine var ya, ölürüm ölür. Bir bakalım neler yapacak. Başladık buradan. Tabii ki de puanı saymaya buradan başlayacak. Ama ben bu arabayı daha iyi kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Yoldan olabildiğince de çıkartmayacağım tabii ki. Şöyle bir göt, bir buraya, bir buraya. Şimdi topla. Ver 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 ver. Aa! Daha iyisini yapmışlığım olmuştu. Belki de azıcık ısınmalıydım oyuna girmeden önce. Bence 350Z abi daha kontrollü ve ağır bir araba. Bak, görüyor musun götümü ne güzel kontrol ediyor. Yani bu kelimeyi kullanmak çok hoş olmayabilir. Bak, dip gaz veriyorum abi. Şu an hiç çekmiyorum ayağım. Bak bak bak. Ver 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 baba, ver 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 ver. Hiç kötü değil. Burada BMW ile kaç yapmıştım lan? Toplamasına da izin vermek lazım. Aa, spin attı andaval BMW. M2 ile yaptı. Neyse, çok andaval demeyeyim. Ne olacağımız belli değil şimdi. Ah be, yoldan çıktım. Çıkmak hoş değil kardeşim. Şimdi bak, bir dışa ayağını çek, bas,
Çek, bas. Yavrum benim işte böyle be. Böyle sürekli hiç kesintisiz drift yapmak aşırı keyifli var ya, çok hoşuma gidiyor. Hiç kesmedi abi. Hiç kesmedi değil mi? Aynen kesmedi. Ver baba, ver 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 ver. Oyundan, yarıştan çıkma. Pistten çıkma. Hadi oğlum. Yaparız be. Mervan baba be. Burada bir el freni kullanmam gerekir mi? Aa, fren fren fren, yoldan çıkmasın. El freni kullansaydım herhalde toplardım orada. Kestiğimiz iyi olmadı. Ver babacım, ver. Oo yo, bu iyi değil. Ama bir şey söyleyeyim mi? Arada her şeyini drift'e göre yaptı yani. Şunun güzelliğine bakar mısın? Ne kadar rahat çekiş gücü, ne kadar rahat şeyi var yani. Dur bakayım şu virajı nasıl dönecek. Hop. Ben çok iyi dönemedi. 300 bin yapar mı? Aa, 297 bin. Ah be. Dön bakalım. Çok güzeldi. Çok güzeldi ama yeterli değil. Sıfır el freni. Sıfır el freni. Hadi bakalım. Bakalım şimdi ne yapacaksın aslan parçası. İyi bir başlangıç değil. Açımı iyi ayarlayamadım. Açımı kesinlikle iyi ayarlayamadım. Bu tarz şeylerde böyle hatalar yapmamak gerekiyor tabi. Şöyle bir götümüzü atalım. Aa! Dur! Toplarız, toplarız. Bu oyunda toparlanmayacak hiçbir hata yok abi. Bak ne güzel veriyorum götü. Bak ne güzel veriyorum yani, tövbe estağfurullah yani, arabanı götüren. Hop! Yanlışlıkla yoldan çıktım. Az önce BMW ile de 3 aşağı 5 yukarı burada aynı skorları yapmıştık. Bu 350Z bence BMW'den daha fazlasını yapabilmeli. Yukarı çıkarken yaptı. Burada da yapabilmeli. Ayağımızı azıcık gazdan çektik, verdik. İşte böyle. Woo! Çok eğleniyorum şunları yaparken. Ah, sakın düşme, sakın düşme. Hayır. Hayır. Nasıl? Araba boşta kaldı. Ah. Üzdüm beni 350Z'ye. Daha fazlasını beklemiştim. Ama benim hatam. O viraja çok hızlı girdim abi. O viraj çok keskin ve çok yokuş bir viraj. O viraja kesinlikle daha yavaş girmemiz gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Honigan'a geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki arabamız Honigan Ford Escort. Şimdi ben genel olarak oyunda bir buradaki Honigan Drift serisini genel olarak beğenmiyorum. Bence güzel bir tuning değil, güzel arabalar değil. Bunlar benim tarzım değil açıkçası. Ben birazcık daha sokak yarışı arabaları seviyorum biliyorsunuz. Ama bir bakalım. Amerikan kası beni yanıltır belki. Şu ara Netflix'te Hyperdrive izliyorum. O yüzden... Hyper neydi? Hyperdrive mıydı? Drivers mıydı neydi? Hep böyle arabalar kullanıyorlar. Çok fazla Amerikan arabası var. Belki beni yanıltır. Gazı tokatlayarak güzel ilk virajı güzel döndüm lan. Oha! Araba ne kadar hafif. Araba bayağı hafif çıktı arkadaşlar. Oha! Hop! Bir şey söyleyeceğim. 350Z'den daha güzel döndü buraya. Şaşırttı beni. Ben canlı yayınlarda bunları pek başaramamıştım şu ana kadar. Hiç ayağımı gazdan çekmeyeceğim. Patinaj çekerek arabaya yön verebiliyorum çünkü. Oo, yakışmadı. 64.000 puan. Çok erken eriştiğim bir puan. Oha! Şu virajlarda 64.000 çok iyi bir skor bu arada. Oğlum Amerikan kası dedik Ford Escort'da. Burada 90.000 yaptım maşallah yavrum. Bir bakıyormuşuz 374.000'lik rekorumu burada kırıyormuş falan. Bir şey söyleyeyim mi? Bence 3. vites bu arabaya yeterli değil. Bu arabayla 4. viteste düz yolda drift yapabilirsiniz yani. Bana öyle geliyor. Bak bunun inişi çok zor işte. Bu virajın inişi çok zor. Çarpma. Ah çarptım, olsun. 154.000 çok iyi şu ana kadar. Ama dediğim gibi bu araba biraz yavaş yapıyor abi. Bu arabaya lastik koymamışlar. Araba dümdüz jantın üstünde sanki drift yapar gibi kayıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir kayış şekli mi var ya? Kay abi, kay 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 kay. Ops. Ops. Yine sakın bilgisayarımın düğmesine basmaya kalkma kızım. Çok dikkatimi dağıttın. Of ya. Düğmenin orada dolaşıp duruyor. Ya canlı yayınlarda da basıp duruyor düğmeye. İlgi manyağı. Ah ulan bu araba daha fazlasını garanti yapardı bu arada. Yemin ediyorum yapardım bak, vallahi yapardım. Dur bakacağız. Belki 297 bini zorlar. Rekorumuzu bildiğiniz üzere ve yaklaştı ha. Vallahi yaklaştı.
364.000. M3 GTR'ı geçti sanırım. Evet, bir bakalım dönüş içinde aynı performansı sergileyebilecek mi? Bence daha fazlasını yapması gerekiyor. Ah ulan şu dönüşte 350Z'yi kullanamamış olmak beni üzdü. Oha, çok iyi bir puan. Güzel verdim. Bir şey söyleyeceğim, arabayı kontrol etmek aşırı kolay. Aşırı kolay yani. Bence 4'e atılır. 4'e attım abi. Çektim 4'e hadi. Aa! Dur sakin ol, sakin ol. Toparlayabilirim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buralarda bir şey olmaz. 4. viteste acaba fazla mı tekerlek çeviriyor araba? Lan dışarıda drift yapma. Bu böyle tek sefer deneyebileceğim bir şey. Abi araba çok topluyor kendini. Bu kadar da toplamazsın be. Abi 3. Burada arabanın çok hızlanmasını istemiyoruz. Hadi yavrum. Oo, çok iyi döndüm lan. Oyo. Bir şey söyleyeyim mi? Yeni bir rekor geliyor olabilir şu an. Ops, el freni. Maalesef ilk el frenini bu arabayla çektim. Arabanın 3. vitesi yetmediği için arabanın götünü attıracak patinajı veremeyecektim o sırada. Ah ulan, ah ulan. Tamam olsun olsun, hala bence iddialı. Vallahi iddialı, bak bak bak, izle hareketlere bak. Woo! Hayır, spin attım. İptal etmesin yeter. 237.000, 30K daha yapar mı? Son viraj. Bak son viraja giriyorum. Giremiyorum. Ah lan, bariyerlere girdim. Yaparmış. Yaparım dedi ama. 263.000. Sanırım ikinciliğe yerleşti arkadaşlar. Sanırım ikinciliğe yerleşti. Bayağı iyi. Bayağı iddialı. Birazcık 3. viteste düşük kaldı. Keşke 4. viteste daha fazla zorlasaydım ama bu sefer de spine çok kalkıyordu. O yüzden yapmak istemedim. Evet, sonuncu ve en iddialı arabalarımızdan bir tanesi 350Z'nin abisi 370Z. Aynı motor bloğuna sahip. Birazcık daha güçlü. Birazcık daha şekli değişik. Fiziği birazcık daha ağır. Bir bakalım bize neler yapacak. Biraz ağır bir başlangıç yaptık. Ama güçlü bir başlangıç abi. Bu arabalar, ooo bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir başlangıç. 30K. İlk virajdan 30K çok iyi. Birazcık dışa savruldum. Ama ilk 2 virajda 50.000 yaptı mı? Yaptı. İlk 2 virajda 50.000. Rekor sende. Hadi 370'de oğlum. Sen benim favori arabamın abisisin. M3 GTR birazcık üzdü bizi. Ama araba götü başı toplayamadı. Yapacak bir şey yok yani. Bir şey söyleyeceğim. Aynı 350Z gibi. Birazcık daha ağırdan alıyor. Ama güçlü bir 3. vitesi olduğu için daha iyi patinaj çekiyor. Bu da daha şu viraja gelemeden 110.000. Vuuu. Kesme virajı. Drift'i kesme abi. Aralıksız drift yapacağım. Aralıksız izle. İnşallah yani. Dur şöyle içeriden dönelim. Dön 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 dön. Ver götü, ver 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 ver. Oo, işte bu. Hiç kesmeyeceğim. Hiç kesmeyeceğim. Birazcık hız keseceğiz burada. Drift'i kesmeden. Çok iyi be. Çok iyi ayarladık açıyı. Of, 200.000 rekor mu gelecek lan? Woo! Bir şey söyleyeyim mi? Eğer drift rekorum bu araba kırarsa çok şaşırırım ha. Vallahi şaşırırım. Ben bir tane BMW 318'de mi ne kırdım? 328 miydi? 318 miydi? Neydi? Hatırlamıyorum. Aa, sıçtım. El freni çektim. Oo, ver 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 ver. Ah ulan, ah şu virajı daha iyi dönseydim çok yüksek puan toplayabilirdim. Vallahi BMW M3'ü ve şeye geçti şimdiden. Hatta an itibari olmak üzere 300.000'i de geçti abi. Nissan 350Z'yi yokuş yukarı geçmeyi başardı. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bir bakayım. Son virajda bir şaşırtır mı? 330. Hadi. 340. 342.000 be. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu arabayla 374.000'i zorlarım lan. Vallahi zorlarım. Manyak kayıyor oğlum. Araba aşırı güzel kayıyor. Çok rahat kayıyor.
Belki dönüşte beni birazcık daha zorlamaya iter, daha yüksek bir şeyler yaparız. Birazcık dışarıda puan kaybettim, dışarıda kaldım. Dışarıda kalınca puan vermiyor. Şöyle azıcık fren yaptım. Bu virajlar için bu araba birazcık güçlü çünkü. Tecrübe ettim onları yani. Eğer onları şey yaparsam çok fazla puan kaybediyorum kaçırırsam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aşağı inerken de rekora gidiyor bu araba. Şurada yoldan çıkmayalım. Çıkmadım be. Çıkmadım be. Öf. 110 bin misin ya? Çok önde bu araba. Bir şey söyleyeceğim. 350Z benim favorimdi ama yani. Bu araba beni şu an çok şaşırttı. Boşuna abi değilmiş derken. Oo. Hayır. Yüksek puanlar kaybediyorum. Ops. Birazcık kırdım. Birazcık. Ah oğlum. Son virajlarda eğer kaybetmesem o puanı, yemin ediyorum var ya, uf, aşağı inerken manyak şeyler olurdu yani. Arada bir frene asılıyorum ama el frenine değil, normal frene asılıyorum. Arabanın yavaşlaması için, çünkü yokuş aşağı iniyoruz. Patinaj çekmek için gaza basmam gerekiyor. Gaza basmak için de yavaşlamam gerekiyor. Patinaj seviyesine ulaşabilmek için. Bir şey söyleyeceğim, çok iyi dönüyor. Ben konuşuyorum hiç durmadan ama araba var ya, yağ gibi. Araba var ya, yağ gibi, inanılmaz, inanılmaz bir araba. Ben, hayır, spin edil. 274.000, yeni rekor gelebilir. Dur bakalım, çok heyecanlıyım şu an. Yoldan çıkmadan şöyle sakin, güzel driftler derken götü çok attı. Ah götü çok attı. Neden orada çok kaydı ki? Oğlum, götünün ağırlığı maalesef bize burada dezavantaj oldu ve yukarı çıktığımız puanlara yakın 331.000. Şampiyon. He, şampiyon sensin. 370'e. Güzel, büyük abi. Babalar gibi kazandın. Dur şurada güzel bir fotoğraf çekileyim de öyle kapatayım bari videoyu. Şampiyon 350Z'ymiş. Demek ki en iyisini 350Z yapıyormuş. Bakın fotoğrafın güzelliğini şimdi. Ya sen bebek misin ya? Güzelliğe bak. Şöyle de olabilir. Dur şöyle. Uf, yavrum benim ya. Çok iyi. Çok iyi. Yani bakın. Şuna basıyorsunuz. Bak şimdi fotoğrafın güzelliğine bak. Abi masaüstü arka planı resmen. Masaüstü arka planı resmen. Sen inanılmaz bir oyuncusun. Boyun beni var ya çıldırtıyor. Araba damarlarım böyle kabarıyor yani. Aşağı inip araba süresi mi geliyor? Sakinim, tamam sakinim. Videomuzun sonuna geldik. Bence eğlenceli bir video oldu. Drift severler için arabalar hakkındaki yorumlarınızı mutlaka aşağıda belirtin ve videoya mutlaka like atın. Aynı zamanda Instagram'da da çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. 3 büyüklerin formalarını hediye ediyorum bir kişiye. 3 kişi aslında yani, forma başı bir kişi. Instagram'a gidin ve açıklamayı okun. Mutlaka çekilişe katılın. Hepinizi seviyorum, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun. Sonraki videolarda görüşürüz.